Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Size ilk kere 0,5 üst oranı ile ilgili oran taktiği vermiştim. Bakın bugün 20 liralık 10 oran yaptım. Ve geldi arkadaşlar kuponum. Size hemen göstereyim. Bakın birincisi, ikincisi, 3, 4, 5, 6, 7. 7 maç arkadaşlar. 7 maçın 7'si de geldi. Yani bunu ben ispat olarak şu anda çektim. Hemen nesneye girelim. Bakın burada da görüyorsunuz. Bakın 0,5 üst oran taktiğinde. Kaç maç var? 13 maç var. Bakalım. Bir tane kayıp. 2 tane kayıp, 3 tane kayıp. 13 maçın 10'u gelmiş arkadaşlar. Yani bu gelmeyenlere de bakalım bakın. Normalde 0,5 üst oynadığımda zaten geliyormuş banko. Birinci yarı PSV maçına 1,5 üst yazmış. İlk yarı bir gol olmuş. Yani 13 maçtan 11 tane sayabiliriz. Bolonik maçında 0-0 bitmiş. Bir de Parana maçında 0-0 bitmiş. Onun haricinde 13 maçın 11'inde de ilk yarı 0,5 üst taktiği çalışıyor. Gelmiş arkadaşlar. Hemen taktiğimize geçelim. Bakın oynadığım maçlar bugün. Bakın arkadaşlar ilk yarı 1,5 üst olmuş. ODDS. Şimdi size dedim ki birinci yarıya bakacağız. Birinci yarı görüyorsunuz arkadaşlar. Ev sahibine hani alabilir demiş. Ev sahibi ilk yarıyı kazanabilir demiş. Ama sıfır olma ihtimali yok demiş. Tamam ilk yarı sıfır bitmiş. Evet ama farkındaysanız ilk yarı 2,25. Ben size ne demiştim? 2'nin altında olmayacak. 2 ve üzeri olacak. Hemen bakıyoruz. Over/Under birinci half'lik birinci yarı 1.42 75 8'i 1.08. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bakalım bu maçımız var mıymış oynadığım kuponda. Hemen bakıyoruz. Central. Bakın Corinthians Koyas maçı. Şili. Buna da ikinci yarı 0,5 üst oynamıştım. Bakın bunda da ikinci yarıya bakıyoruz. İkinci yarı 2,50 sıfıra vermiş. Over/Under'dan hemen ikinciye bakıyoruz. Burada 11'e 1,05, 1,22'ye 4. Arkadaşlar oran bu şekilde. Yani bu şekilde oynayacaksınız. Ancak bu şekilde yani çoğunlukla tutuyor. Ha, yatma ihtimali yok mu? Tabii var. Bu takımlar arasındaki güce bağlı ama genel olarak hep bu şekilde geliyor. Lütfen emeğimin karşılığı olarak kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.